İştah kesen bitki hocam, iştah kesen bitki, iştah kesen bitki, iştah kesen bitki. Spirulina, iftarda sahurda iki tane spirulina yuttu mu tokluk. Ama şöyle, bağırsaklarınızda kandida varsa, kandidanın neye ihtiyacı var? Glikoza, şekere ihtiyacı var. Sürekli sizi hamurlu tatlı yemeye zorlar. Beyni etkiliyor. Bağırsaktaki bakteri, virüs ve mantarların salgılamış olduğu hormonlar beyni yönetiyor. Şimdi zeytinyağı ve limon neden önemli? Evet, zeytinyağı ve limon. Yarım limon suyu iki çorba kaşığı zeytinyağına karıştırıp sabahları içerseniz dil üzerinde dört tabaka var. Tat alma noktası, tatlı gıdalardaki tadı alma noktası. Acı tadını alma noktası, acıyı. Eşki. Tatlı, acı, eşki. Bunları otomatik dilimiz algılar. Açıktır. Bunların sinir hücreleri açık. Bölgeler açık. Bir de yağ tadını alan nokta vardı dil üzerinde. O tabaka yağ tüketmeyenler de kapalıdır. Ne zaman aktif olur? Düzenli yağ tüketirseniz yağ tadını alınan nokta aktif hale gelir. O zaman yağ tüketmeden duramazsınız. Yarım limon suyu, iki çorba kaşığı zeytinyağıyla karıştırıp içeceksin. Üstüne bir bardak sıcak su. Ne yapıyor? Zamanla dil üzerinde kapalı olan, üstü kapalı olan, çalışmayan sistem çalışıyor. Yağın vermiş olduğu o tadı almaya başladığınız zaman karbonhidratlara karşı bağımlılık kalmıyor. Ekmek yeme, mantı, makarna, börek, çörek, kek, pasta vesaire bunlar artık, çünkü vücut enerji kullanımını değiştiriyor. Vücut buna alışıyor. Yani benzinli arabayla gidiyorsunuz, benzin bitti, LPG'ye değiştiriyorsun. Bunun gibi. Karbonhidrata alışan vücut ekmek yemeden, mantı, makarna, börek, çörek yemeden dayanamaz, duramaz. Yağ tüketimine devam ederseniz bu sefer yağa bağımlı hale gelirsiniz. Çünkü yağdan vücut enerji ihtiyacını karşılamaya başlar. Kalorisini yağdan alır. Bir çorba kaşığı zeytinyağı bir kilo ekmekten daha çok enerji verir. Konsantre ve besleyicidir. Ekmek gibi değil, şişirmez. Beyaz un, hele beyaz undan yapılan ekmek zamk gibi, zif gibi. Şu duvar kağıdı yapılırken duvar kağıdı o sürülen yapışkan maddenin adı neydi? Duvar kağıdını yapışmak için sürülen maddenin? O da bilmiyormuş. Şimdi o zamk gibi duvar kağıdını yapıştırmak için duvara sürülen reçine, işte yapıştırıcı madde. Ekmek, beyaz undan yapılan ekmek aynı budur. Zift varsa böyle kurutur. Zif gibi. Ve kandidayı besler. Bir işe yaramaz. Şişirir sadece. O nedenle beyaz undan yapılan ekmek yerine kara buğday ve siyah pirinç. Siyah pirinç, kara buğday. Şeker hastaları dahi kullanabilir ikisinde. Şeker hastaları. Evet. Siyah pirinç, kara buğday. Kara buğday aslında buğdayla ilgisi olmayan bitki. Adı öyle, kara buğday. Bazıları diyor ki bizde de kaplıca buğdayı var. Efendim siyah buğdayı. Onların ilgisi yok.